Artık alınıyorum ama. Niye bu çocuk benim sütümü emmiyor da Hatice ablayı görünce saldırıyor anlamıyorum. E şekerim, sen kuru kadınsın. E Hatice, sütlü Nuriye. Ağlayınca dayanamıyorum. İçsin de doysun kuzum benim, ağlamasın hiç. Oy 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 oy. Ya alınganlık yapacak ne var? Allah'tan Hatice var. Heves etti ya ablası. Çocuk doğuracağım, emzireceğim diye. Anneliği bu sanıyor. Nerede? Bak Hayriye anneye. Kadın kaç yaşında hala çocuklarıyla uğraşıyor. Yazık. Ha. Mübeccel asıl gündeme gelmeye çalışıyor. Evet. Esas noktaya gelmeye çalışıyorum abla. Esra nereye gitti? Babasına. Aydın'a. Hayatta inanmam. Gözlerindeki öfkeyi görmediniz mi ya? Ay nefret tanmış meğer o da. Size bir şey söyleyeyim mi? O İlyas'ı sürüm sürüm süründürür. Aman süründürsün. O nasıl laf öyle? Seviyorum ama evlenemem. Aydın'a gitmedi değil mi? Babası diye Ünal'ı dedin sen. Tabii ya, anlamıştım ben zaten. Eğer kapana gitmiş ise İlyas abim ölse konuşmaz onunla. Ben onun abisini de bilirim. Havalı havalı konuşurlar. Ondan sonra da ben seni o kadar çok sevdim ki seni korumak için neler yapmadım. Afiyet olsun. Anne biz bir şey yemiyoruz ki. Bir saat dur ibadet etmeye uğraşıyorum. Ben Allah dedikçe biriniz İlyas, biriniz Hizr diyorsunuz. Uşaklarımın etlerini yiye yiye bitiremediniz. Boğazınıza dursun. Ay teyze, niye şimdi beddualı ağzına çocuğa üflüyorsun? Arada evuzu çektim da. Allah kabul etsin. Gel bakalım. Al bakalım. Anneciğim. Doydun mu sen? Doydun mu sen? Thank you.
Abi ben gideyim mi? Otur. Gideceğin zaman söylerim. Efendim, misafiriniz var. Hoş geldin Fikret'ciğim. Hoş bulduk. Özkan. Hazırım. Hep Kaplan'ın planlarını konuşup dururuz. Aha baş başayız. Hele de bana. Senin planın ne? Büyük planını soruyorum. Bugün şunu vuracağım. Yarın bunu yapacağım değil. Bugün İlyas sevdiğinden ayrıldı. Niye? Ölürüm. Öldürülürüm. Sevdiğim öldürülür diye. Çok üzüldüm. İnsanları öyle bir hayatın içine soktum ki... mutlulukla ilgili plan bile yapamıyorlar. Şimdi söyle, ben neyin üstüne plan yapayım? Tövbekar kahveci mafya babaları gibi konuştun. Pişman. Vicdan azabı çeken. Ölümü bekleyen. Sen de öylesin. Pişman olduğum şeyleri değiştiremem. Vicdan dediğin azabı cezaevinde biraz dindirdim. Ölümü bekleyen dersen... evet, bekliyorum. Niye dersen... beklemediğim şeyle karşılaşmaktan haz etmem. Haz etme. Karşılaşıyorsun. Bir plan yapıyorsun. Sonra planlar bozuluyor. Abim öldükten sonra hep merak etmişimdir. Yasal bir hayatım olsaydı ne olurdu diye. Silah fabrikam olmazdı da demir fabrikam olurdu. İlyas Galeri'de sahiden araba satardı. Yeğenim Londra'dan dönüp işlerin başına geçerdi. Bunlar olsaydı mutlu olur muydun? Bilmem. Hadi bunlar olmadı. Bunların hepsi geçmiş. Şimdi ne olmasını istiyorsun? Kaplan'ın masası benim olsun. İlyas o masada otursun. Arpaslan senden sonra orayı yönetsin. Ömer büyüsün gelsin. Yunus Selim büyüsün gelsin. Yani bilmem dedim işte. Sen de üstüme üstüme gelip soruyorsun. Senin planın ne? Reyha'yı soruyorsan... zaten senin masanda oturuyor. Mumlu ya da mumsuz. Hanımı soruyorsan... evinde televizyonun karşısına oturuyor. Benli ya da bensiz. Beni soruyorsan
senin yanında oturuyorum. Senli ya da sensiz. Madem bir dostluk yapacaksın, lafı dolandırmadan açık açık söyle de. Ne yapayım istiyorsun? Ne söylersem yapacak mısın? De ki yapacağım. Belindeki silahı çıkar, aha masanın üstüne koy. Yukarıya çık, herhangi bir arabaya bin. Seni kimsenin tanımadığı bir memlekete git. Bir tablo al, üstüne sebze koy, meyve koy. Kilosu şu kadar diye bağır, sat. Ama kendi hayatını satma. Neyini satmışım hayatımı? Gururun yüzünden öfkeni satamıyorsun. Kazancın yüzünden namını satamıyorsun. Hırsın yüzünden masanı satamıyorsun. Sonra tabloya koyup kendi hayatını satıyorsun. Seçtiğimiz yol bu değil mi? Yürüdüğün yol bu. Seçtiğin yol değil. Seçtik işte. Sen niye adam vurdun? Gururun, namın yüzünden değil mi? Niye 20 yıl içeride çürüdün? Ailen için değil mi? Sen de hayatını satmadın. O masanın patronu niye Ünal biliyor musun? Biz gururlu adamlarız. Bizim planımız yoktur. Gurur der, şeref der, nam der. Bizi yarın öleceğimize inandırırlar. Ünal gibilerin gururu yoktur. Sadece planları vardır. Bu planları için kızını öldürür, arkadaşını öldürür, zamanını öldürür de gene başkalarının hayatlarını satarlar. Bunların tablasında sen meyvesin, ben sebze. Ne diyorsun yani şimdi? Plan mı yapayım? Ünal mı olayım? Benim gibi yer olmaktan iyidir Ünal olmak herhalde. Seninle böyle anlaşmamıştık. Bugün tipiyle ateşi halledecektin. Ve ilk toplantıda o masaya oturacaktın. Geçen hafta İlyas için de aynı şeyi söyledin. İlyas'ı öldürüp yerine seni oturtacağım dedin. Senin için ne fark edecek? O masadan birinin eksiltilmesini söylediler sana. Kim söyledi? Ünal mı? Tabii ki Ünal Bey. Özkan, bu oyunları sana Ünal oynatıyor. Ama ben oyun havası bilmem. Kardeşinin intikamına ne oldu? Vaz mı geçtin? Kardeşimin intikamını almak istesem anladım ki
seni öldürmem lazım. Hikmetle bir olup tozları sen koydurmadın mı? Sen koydurdun. Peki bunu yaparken kardeşime zor mu kullandın? Yok. Tamah ettirdin. Peki benim neye tamah etmemi istiyorsun? Bir masanın etrafına oturup en büyüklerden biri olmam. Eğer o masaya sen oturmazsan, sen diye bir şey kalmayacak Fikret. Çok korktum Özkan. Bak, Ünal beylerin sana bir şey yapmasını engelleyebilirim ama Hızırlar seni yaşatmaz. Ünal Bey'e de ki, istediği oldu. Onlar benim kanlım, ben onların kanlısıyım. Ben onlardan birini öldürsem de Ünal kazanacak. Onlar beni öldürse de Ünal kazanacak. Ama şunu bil ki Özkan, en erken sen öleceksin. Hayırdır? Hızır'a benim adımı mı vereceksin? Her şeyi Özkan yaptı diyeceksin, öyle mi? Yok. Seni Hızır öldürmeyecek. Ünal öldürecek. Fikretciğim, Ünal'ın üstündeki etkimi bilmiyorsun. Benim senin için büyük planlarım vardı. Ama sen bu planların içinde olmak istemiyorsan, ben de bu durumu Ünal Bey'e aktarırım. Korunmanı da sağlamam. Seninle bir kere sıkıştım. Kimseye ismini vermeyeceğim. Ama bir daha ismini duymayayım. Otelin giriş çıkış güvenlik kayıtlarını silin. Tamam efendim.
Fikret. Abim insan gibi konuşalım dedi. Eğer insansan gidelim. Gidelim İlyas. Gidelim. Sen bugün ağladın mı abla? Bunu da nereden çıkardın kardeşim? Ne bileyim. Öyle bir gözün şişmiş. Bir melül melül olmuşsun da. Biraz gözümün yaşı aktı. Doğrudur. Niye? Canını bir mi sıktı? Benim böyle bir arada aklıma gelir. Kardeşim ölse ne yaparım diye. Ona ağladım. Şimdi durduk yere niye ölüyor kardeşin? İşte ya öyleydi? Abla, yeleğim üstümde, muskam da üstümde. Durduk yere niye ölüyorum? Ben ölümsüzlük muskası mıdır o? Ben öyle inanıyorsam öyledir. Abla, bak, son zamanlarda bazı isimlerin telaffuzu senin ayarını bozdu. Bu konuda tavizim yok biliyorsun. Gözünün yaşına da bakmam. Bilirim tipim. Bilirim. Daha önce bakmadın. Şimdi de bakmazsın. Bilirim. Biri mi gelecekti? Ateştir. Hayırlı haber getirecekti. Hayırlı geceler abla. Ada müsaitse. Aga. Reis fidanlığa bekliyor. Almışlar mı?
almışlar. Baş tacısın Dadaş. Ne çeviriyorsunuz Ateş? İş abla. Bu işin bir adı yok mu? Abla, az önce de söyledim. Bazı isimlerin telaffuzundan hoşlanmıyorum. Tipi. Hayırlı geceler abla. Tipi gelmeden söyleyeceğim bir şey var mı? Var. Seni dinliyorum. Tanıdığın bir adamı dinliyorsan eğer... sana neyi söyleyip neyi söylemeyeceğini de bilirsin. Ben yalvarmam hazır. İster tipi öldürt... İster şu başımda duran baba yiğite. İstersen öldür. Sana bunları kim yaptırdı Fikret? Yakıştı mı sana? 20 yıldır tipinin sayesinde bolluk içinde yaşadın. Tipinin sayesinde mi? Onun sayesinde. Onun yüzünden bir gün yüzüm gülmedi. Bu yüzden mi bize ihanet ettin? Gönül meselesinin ihaneti mi? 20 yıl sonra. Ben bir intikam almaya kalkmadım. Siz, ben burada yokken... benim pisliğe bulaştırılmış kardeşimi boğup... her şeyi başlattınız. Düşmüşsün bir hikmetin peşine. Sana kardeşim yok Fikret. Tipi hikmeti boğmayıp ateşe öldürseydi... bu işin peşine bu kadar düşmezdim. Seni kim düşürdü bu işin peşine? Lafıma başlarken de dedim. Neyi konuş, neyi konuşmayacağımı bilirsin. Beni tanırsın. Ama tipinin gelmesine sevindim. Ölmeden önce ona söyleyeceğim 2 lafım var. Selamün aleyküm dadaşlar. Sen hariç Fikret. Ne aleyküm selam. Öttü mü Fikret Bey? Seni bekledim tipi. Aha da geldim. Kime güvendin de bize ihanet ettin Fikret? Bir anlat bakayım. Ben kendime güvendim de sana böyle diktim tipi. Sen neye güvenip bana savaş açtın? Ablana mı?
Madem anlatacak bir şeyin yok, konuşacak bir şey de yok. Belli ki eski mevzulara gireceksin. O mevzular bitti Fikret. Sana son kez soruyorum. Ya adam gibi anlatır, adam gibi ölürsün. Ya da seni söylediğim gibi arabamın arkasına bağlar. İstanbul'da sürüye sürüye gezdiririm. İbretlik olursun. Nasıl öleceğimin önemi yok. Ben istediğim gibi yaşamadım. İstediğim gibi şerefimle ölürüm. Sen misin şerefli lan? Sen misin şerefli? Arkamdan iş çeviren şerefsiz. Tipi. O mevzular ağır. Girme o mevzulara. Dadaş. Arkamdan bir ton iş çeviriyor. Sonra böyle mağdura yatıyor. Bilmiyor musun? Biliyorum. Biliyorum da mevzu o değil. O konuyu kapattık. Mevzu Fikret'in bize o bombayı koydurtan Özkan, kazayı yaptırtan Yılmaz, bütün bunların arkasında duran da Ünal demesi. Amca. Biri geliyor. Delikanlı, oradan bir sandalye ver. Duydum ki sevenleri vuruyormuşsunuz. Koştum geldim. Geç kalmamışım çok şükür Fikret'im. Delikanlı, oradan bir sandalye ver.
Duydum ki sevenleri vuruyormuşsunuz. Koştum geldim. Geç kalmamışım çok şükür Fikret'im. Geldiğin arabaya bin, geri dön. Burası senin yerin değil. Bir kadının yeri sevdiği adamın yanıdır. Ha bu dünyada, ha başka dünyada fark etmez. Emine, sen git. Kes sesini lan. Konuşma. Ben sana konuşmayacaksın demedim mi ablamla 20 sene evvel? Dadaş, sen araya girmeseydin. Ben bunu çoktan öldürmüştüm. Yanlış yaptın. Ama bu sefer yanlış olmayacak. Fikret ölecek. Eğer ablam onunla beraber ölmek istiyorsa o da ölecek. Aga. Kes sesini ateş. Hızır. Hükmünü ver. Emine abla sen buradan git. Ne olacaksa senin gözünün önünde olmasın. Ne olacaksa benim gözümün önünde olsun. Bugün kurtardığın iki can sana yeter Emine. Ben zaten çok önce öldüm. Konuşma demedim mi lan ben sana? Konuşma demedim mi ben sana? Kimmiş kurtardı iki can? Fikret neden bahsediyor Emine abla? Ben buradan gideyim diye söylüyor. Bir şeyden bahsetmiyor. Sen gidesin diye değil. Bu kardeşinin seni öldürecekse benden sonra kendisinin ve ateşinin hayatını nasıl kurtardığını öğrensin, öyle öldürmeye kalksın. Sen mi beni öldürecektin? Şöyle yaparım, böyle yaparım. Ne yapacaktın lan? Bu sabah yazıhanene giderken karayolları durdurdu seni değil mi? O kasisin üzerinden geçerken Emine karşımda oturmuş kıyma kardeşime diye gözyaşı döküyordu. Bir hafta o yolu kazdırdım, yaptırdım. Siz de baba diye geçin. Abla, neden bahsediyor bu? Doğru. İkiniz de paramparça olacaktınız kardeşim. Olaydık abla, olaydık. Sen kalkıp bu herifin ayağına mı gittin? Gittim. Kötü mü ettim? Bak, ikiniz de karşımda oturuyorsunuz. Şimdi de Fikret için geldim. Yanında oturuyorum. Kötü mü ettim?
Ben artık bu kin, düşmanlık, nefretle yaşamak istemiyorum. Hatta bu sevdayla da yaşayamıyorum artık. Öldüreceksen öldür hazır. Fikret, buradan gitmeden hiçbir yere gitmem. Abla. Bak sana son kez abla diyorum. Çek git buradan. Yapacağımı senin gözünün önünde yapmayayım. Tipi. İkinizin canına karşılık ikisinin canı. Sıkamazsın da taşım. Sen ne diyorsun Hazır? Racon diyorum. 20 yıl önce bu mevzuya racon kesmek bana düşmüştü. Şimdi de doğrusu bu kardeş. Kusura bakma Dadaş. Namusun olduğu yerde racon olmaz. Raconun olmadığı yerde namus korunmaz. İlyas, Fikret'i yazıhanesine götür. Yirmi yıl önce bir yanlış yaptın. Beni öldürmedin. Şimdi de aynı hatayı yapıyorsun. Ben pişman olmam Fikret. Seninle hasımlığım bitmedi. Ablamın gözyaşına... kardeşim dediğim adama kıymamışsın. Ben de ablamın gözyaşına... sevdiğim dediği adama kıymam. Ablalık bitti. Bundan sonra benim bir ablam yok. Hepiniz şahitsiniz. Senin için ablalık bitmiş olabilir. Hiç olmazsa Hızır için varmış. Sağ ol kardeşim. Eskiden de mert bir adamdın. Şimdi de öylesin. Bir anda konuşuruz. Oğlanın bir kabahati yok Ateş. İsmail iyi çocuktur abla. Agam bir şey yapmaz ona.
Yanlış yaptın bana. Nasıl yanlış yapmışım? Bütün raconumu iki paralık ettin. Tipi, senin raconun zaten o kasesin üstünden geçerken iki paralık olmuş. Allah'tan ablan yetişmiş de. Şimdi karşımda sitem edebiliyorsun. Vay be. Emine Hanım'a bak sen. Onlarca yılın kinin içinde tuttu. Geldi bugün intikamını aldı gitti. Hayatını kurtarmış diyorum da. Başlarım böyle hayata. Nesini kurtarmış? Bak. Şimdi sinirlisin. Hele bir sinirin geçsin. Ben sana hasımlıktan vazgeç demedim. Sonra gider çatışırsın. Vurursun, vurulursun. O başka mesele. Ben onun kardeşini öldürdüm. O da benim ablama. Şimdi ben onun bütün kardeşlerini öldüreceğim. En sonunda gidip onu öldüreceğim. Ablan ölmedi tipi. Öldü Dadaş. Benim için öldü. Az sonra senin için de ölecek. La havle ve la kuvvete. Nereye? Yazıhaneye gidiyorum. Bu saatte. Şimdi gitsin. Evden eşyalarını toplasın. Sonra da ben geçerim eve. Ben seni bu saatte bir yere bırakmam. Valeri'ye gidelim. Bırak beni Dadaş. Tipi bak, Şahin Ağa da orada. İki laflarız. Hele şu gece bir geçsin. Sonrasına bakarız. Of. Sen eve git. Ağam ben de gideyim mi yoksa benimle konuşacak mısınız? Ha. Seni unutmuştum İsmail. Dadaş, kusura bakma halim yok. Gerisini halleder misin yoksa birilerini yollayayım mı? Ben hallederim. Baş tacısın Dadaş. Niye öldürdü ki bu şoförü şimdi? Ablasını Fikret'e götürmüş. Haber vermemiş. Anlamadım. Birine sıkacaktı zaten. Allah'tan ablası olmadı. Şimdilik. Fikret. Abimin de dediği gibi hastalık devam edecek. Ama bir şey söylemek isterim. Söyle İlyas. Sevgine saygı duydum abi.
Bir sevdiğin var mı İlyas? Var abi. Eğer bir sevgiye saygı duymak istiyorsan... öl ama sevdiğinden vazgeçme. Bak bana. Ben sevdiğim için vazgeçtim. 20 sene tek bir gün bile yaşamadım. Eyvallah abi. Ateş. Agan'a sor. Gitmemi mi istiyor? Ölmemi mi istiyor? Ona göre haber ver. Ablam. Böyle bir şey sorulmaz bu öfke zamanında. Ablam. Ama sen eşyanı toplarsan ben sana bir yer ayarlayayım. Sen dediğimi sor. Dadaş, benim şekerim düştü. Ben az içeride uzanayım. Olur kardeş, tamam. Kendine gelince gel, aşağıdayız. Aleykümselam da. Tek tabanca mı geldin Hızır'ım? Hayırdır? Millet nerede? Nerede olmayacak iş var, gelir beni bulur. Nedir ki o iş? Tam Fikret'in kafasına sıkıyoruz. Kim gelse iyi. Kim gelse kötü. Kim geldi dayı, polis mi geldi? Ya polisin oradan ne işi var? Orası jandarma bölgesi enişte.
Biz sussanız da kötü haber alsak. Emine geldi, Emine. Emine kim? Ya kim olacak? Tipi ağanın ablası Emine. Ne işi var kadının orada ya? Fikret'in 20 yıllık sevdalısı ya. Onca yıl geçmiş üstünden. Bize ne Fikret ağanın sevdasından? Meğer Fikret, tipinin ofisinin önüne bomba koymuş, patlatacakmış. Emine son anda yetişmiş. Fikret'e aracı olmuş. Fikret de son anda vazgeçmiş patlatmaktan. Dayı, bombayı koymuş. Patlatmış ya da patlatmamış. Niye kafasına sıkmıyorsunuz ki? Bir patlama enişte. Bir patlamadı. Ne deyip sıkacağım? Geldin, eniştemin arabasına kamyonla girdin, çocuğumuzu öldürdün deyip sıkacaksın dayı. Enişte, hasımlıktan vazgeçmedim. Ona sıkacaksanız bana da sıkın diyen kadına ne yapaydım? Mapuslarda bize bakmış, ablalık etmiş, yanımızda aslan gibi durmuş kadının ölümüne hüküm mü vereydim? Tam Fikret'ten bir isim alıp Ünal'ın karşısına dikileceğim derken olanlara bak. Tipi nerede? Yukarıda, ofiste. Uzanacağım biraz dedi. Yanında kim var? Alparslan. Senin ne işin var burada? Tipi abi gitti. Nasıl gitti? Nereye gitti? Ateş abinin yanına gitti. Ben yatamıyorum. Amcan sorarsa söylersin dedi. Tamam. Ablasını öldürecek. Niye öyle bir şey yapsın? İnsan ablasını öldürür mü? Öldürmez. Normal insanlar öldürmez de. Söz konusu tipi olunca ablasını intihar etmeye ikna eder. Annesinin kuzusu. Hayırdır hazır bu saatte? Hiç hayır değil. Nazlı, hemen atla tipilerin evine git. Bak, seni almazlar malmazlar. Safa yat. Oraya gir, Emine ablayı almadan çıkma sakın. Ne oldu ki? Kötü şeyler oldu. Daha da kötü şeyler olacak. Tipi ablasına çok sinirli. Bak, bir tek sana hayır diyemezler. Yunus Selim'i bahane et. Tamam tamam, çıkıyorum. Yaren! Ne oldu Nazlı? Tipi abi Emine ablaya çok kızmış. Hızır aradı, yetiş Emine ablayı çıkar o evden dedi. Hiç sinirlenmiş minirlenmiş, ne yapacak? Ablasını mı dövecek? Ya ben ne bileyim ne yapacak Yaren. Hadi oğlum sana emanet. Tamam tamam. Ünal Bey'e mi geldiniz? Ne geleceğim ben Ünal Bey'in yanına gecenin bir vakti sen. Esra'ya İlyas gel dedi. Ünal Bey'in kızıyla görüşmeye gelmiş İlyas Bey. İçeriye haber verin. Ünal Bey'in kızı Özlem. Rahmetli oldu. Tek kızıydı Ünal Bey'in. Sen burada yenisin galiba. Buyurun efendim. Sizi içeride bekliyorlar. İçeride bekliyorlarmış. Aa, bak. Karadeniz. Bak, bu Özlem. Gençliğiniz. Önemli bir şey oldu herhalde. Ağabeyine, ailede bu saatte bize haber vermeye geldi. Yok, herkes iyi. Ben biraz Esra ile konuşmak istedim.
Söyle İlyas. Hadi gidelim. Nereye? Sen nereye istiyorsun oraya. Ben bir yere gelmek istemiyorum. Esra, uzatma da. Yolda konuşuruz. Neyse problemimiz çözeriz. Benim bir problemim yok. Senin bir problemin var. Git kendini çöz. Esra, kabalaşmak istemiyorum. Ben buraya seni sevdiğimi söylemeye geldim. Sabah da sevdiğini söyledin. Öyle seviyorsun, öyle seviyorsun ki o yüzden benimle evlenmiyorsun. Anladık onu. Ha işte ben de bunlar olmayacak diyorum sana. Eğer bu bir evlenme teklifi ise onun da bir adabı var. Diz çök, dil dök, tek taşını çıkar. Sözümden dönersen babam beni öldürsün gibi laflar et. Ünal Bey siz ne diyorsunuz? Diz çök, mis çök, siz kimden bahsediyorsunuz? Kızınızın yerine Esra'yı koymaya kalkmak ne demek? Ha. Bak işte şimdi kabalaşmaya başladın. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Yes. Yardımınızı istemiyorum. Ünal Bey. Esra. Hadi gidelim. İlyas. Benim seninle gidecek bir yerim yok. Beni yarı yolda bırakan biriyle yürüyecek bir yolum da yok. Lütfen beni görmek için bir daha buraya gelme. Pişman olacaksın. Bu söylediklerine pişman olacaksın. Nasıl ben buraya geldiğime pişman olduysam... sen de pişman olacaksın. Çok sert konuştun kızım. Ama bir kaplan gibiydin. Gel bakalım. Gel bakalım. Devam. Otur. Sana düşen. Yapman gerekeni yapmak. Bana düşen de ablam öldü diye gözyaşı dökmek. Ben ölünce ablan olacaksam bugüne kadar senin için yaşadım. Senin için de ölürüm. Sağ ol. Var mı diyeceğim bir şey? Üstüne düşeni yapınca affedeceğim.
Aga. Aga hatırım için. Bak bu kaldırılabilir bir acı değil. Dadaş. İçeriden silah sesi geldiğinde... önce gidip Fikret'in kardeşlerini öldüreceğim. Sonra Fikret'i öldüreceğim. Eğer hayatta kalırsam... sen de beni öldüreceksin. Aga. Çünkü... dediğin gibi kaldırılabilir bir acı değil.